İlyas Paşa Ester'den yüklü miktarda borç istemiş. Bu hiç ayrı alamet değil. Malumatım var. Onu payitahttan yollamak için Şam Beylerbeyliği'ne atadım. Elinin altındaki adamı nasıl yollarsın? İlyas Paşa'nın acemlerle teşrik-i mesaisi olduğuna dair bir sürü itham varken nasıl yollarsın? Mevzu bu zaten Valide. İlyas Paşa'nın Anadolu'daki kuvvetleri malum. Lakin Şam'da Anadolu'daki askeriyle bağ kopacak. Ester'e söylediklerini işitseydin asla göndermezdin o alçağı. Ne söylemiş? Yakında devran değişecek ve ben sadaret makamına geçeceğim demiş. Merak etmeyin Valide. Gittiği yerde tedariki görülecek. İnşallah geç kalmayız. Oğlum. Kardeşinle alakalı... Bu mevzuda henüz bir karara varmadım Valide. Ne demek karara varmadın? Ben düşüncemi söyledim sana. Eğer kardeşin canına kıyarsan analık hakkımı helal etmem dedim. Ötesi var mı? Şu halde yaptığı yanına kalsın istiyorsunuz öyle mi Valide? Oğlum. Kardeşin cezasını çekti. Hatun onun yüzünden canına kıydı. Yaşadığı acı, keder, vicdan azabı kafi. Bir daha böyle bir şey yapmaz, zinhar yapmaz. Hanedanın itibarı için en doğrusu üstünün örtülmesi.